Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar becerileri ikinci dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz geçen haftaki kaldığımız yerden. Geçen hafta ikinci sayfada kalmıştık. Evet, metni hizala. Hemen PowerPoint sunumuzu açalım. Yeni bir sunu. Evet, metni hizala. Bir metin bulup kopyalayalım. Böylece elimizde hazır bir metin olsun. Evet, örneğin bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Evet, şimdi hizalamak istediğimiz metni veya onu içeren text kutucuğunu seçiyoruz. Mesela örneğin ilk iki satırını seçtim. Bakın burada sola hizala var. Bakın sola hizaladığım zaman tüm paragrafı sola hizaladı. Sağa hizalayabilirim, ortaya hizalayabilirim veya iki yöne birden hizalaya bilirim. Bu şekilde metnin yönünü hizalaya bilirsiniz. Ayrıca metni şu şekilde satır aralığını seçebiliyorduk, göstermiştik. Metni birden fazla sütuna da bölebiliriz. Bu şekilde metnin yönünü hizalamaya göstermiştik. Bir de burada şu arkadaşlar metni sağ sol ortaya hizalarken bu da metni bulunduğu alan içinde hizalıyor. Bakın şu alanı büyütüyorum. Otomatik olarak fontu da büyüt. Onu bir küçültelim. Evet. Fontu küçültsem de. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi bakın burada metni ortaya hizaladığım zaman gördüğünüz gibi içerisinde bulunduğu alanın ortasına hizalanıyor. Veyahut içinde bulunduğu olan alanın altına da hizalayabilirim. Bu şekilde metni bulunduğu alan içinde hizalayabilirsiniz. Ayrıca diğer seçenekler varmış. Yani burada da bulunduğu alan içindeki boşluklarını ayarlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi üst kenar boşluğu, alt kenar boşluğu ve benzeri. Ortaya hizalayıp üst kenar boşluğunu değiştirirsem gördüğünüz gibi üst kenar ve alt kenar boşluklarını değiştirebiliyoruz. Metin sığacak şekilde boyutlandırırsam evet bu şekilde oluyor. Veya taşan metni daralt dersek bu şekilde metnin fontu küçülüyor. Bakın bunların hepsi metin seçenekleri. Buna başka acaba nereden ulaşabilirim? Örneğin buna tıkladım. Burada biçime geldiğim zaman şekil stilleri, metin seçenekleri buradan buraya ulaşabiliyorum. Buradan da burayı seçmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok sayıda seçeneği olduğu için buradaki seçeneklere tıklayarak tek tek ayar yapabiliyorsunuz. Devam edelim. Smart Art'a dönüştür. Seçili şekli Smart Art grafiklerine dönüştürür. Hemen buna da bir örnek yapalım. Şuraya yeni bir slide ekliyorum. Buraya örneğin bunu kopyalayıp yapıştıralım metin olarak. Şimdi metin kutusuna tıkladım ve Smart Art'a dönüştür dedim. Bakın burada çeşitli Smart Art seçenekleri var. Bunun için birkaç satır tabii bir yazı yazalım. Örneğin şunlar. Evet, bunlar güzel olur. Hızlı bağlantılardan seçtim. Ctrl+C ile kopyaladım. Seçtikten sonra bak şu anda seçili durumdalar. Buraya geldim ve şu şekilde yapıştırdım. Bakın yapıştırırken link olarak yapıştırdı. Köprü aç diyebiliyorum, köprüyü kaldır diyebiliyorum. Başka nasıl yapıştırabilirdim? Buraya sağ tıklayıp, bakın yalnızca metni koru diyebilirim. Kaynak biçim yönlendirmesini koru diyebilirim. Hedef temayı kullan diyebilirim. Gördüğünüz gibi üçü de farklı sonuçlar üretiyor. Sadece metin olarak yapıştırdım. Smart Art'a dönüştür dediğim zaman, bakın bu şekilde üzerine getiriyorum. Henüz tıklamadım. Smart Art'a dönüştüğünde nasıl olacağını gösteriyor bize tek tek. Gördüğünüz gibi çok güzel şekillerde smart artlar mevcut.
şekilde istediğiniz gibi Smart Art'a dönüştürebilirsiniz. Bakın burada resim ekleme özelliği var. Mesela Bing'de arama var. Örneğin kütüphaneye bir resim arayıp bulalım. Bing arama motorunda. Bing arama motoru, Microsoft'un arama motoru. Kütüphane yazıyorum. Evet, şu anda Creative Commons'tan yani kullanımı izni olan fotoğraflardan bizlere fotoğraflar getiriyor. Tabii bu Creative Commons filtresine kadar güvenlidir onu bilmiyorum. Bakın burada telif hakkı dahil olmak üzere başka haklara saygı duymakla yükümlüsünüz yazmışlar. Örneğin kütüphane olarak şu resmi seçtim. Ya da başka ne var? Hatta İngilizce yazalım. Evet, İngilizce yazdığımızda çok daha fazla fotoğraf bulduk. Mesela şunu seçip ekle diyorum. Gördüğünüz gibi dosyayı indirip ekledi. Burada dosyanın üzerine tıkladığım zaman hemen resim araçlarında biçim seçeneği açılıyor. Buradan böyle kendim de büyütebilirim veya buradan biçim seçeneğine gelip yükseklik ve boyutunu ayarlayabilirim. Tasarımımıza geldiğinde bakın seçtiğiniz Smart Art'ın tasarım seçenekleri var çeşitli. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi tasarımı değişiyor. Bakın burada çok çeşitli tasarımlar mevcut. Bunlar hep hazır temalar. Belki daha farklı temalar internetten de indirilebilir, bulunabilir. Örneğin böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Tıkladıktan sonra tasarıma gelip bu şekilde Smart Art'ınızı değiştirebilirsiniz. Ve Smart Art'ınızın bakın renk temaları da mevcut. Bu renk temasını seçebilirsiniz. Buradan nasıl gösterileceğini seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunlar tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Tabii güzel okunabilir olması da önemli. Örneğin bu tema oldukça güzel gözüküyor. Veya size ne lazımsa, mesela bunu yaparsak resimlere daha büyük yer kalıyor gördüğünüz gibi. Burada ne var? Sağdan sola. Evet, sağdan sola veya soldan sağa yönünü değiştirebiliyorsunuz. Metin bölmesi. Evet, buradan metninizi buraya yazıp ekleyebilirsiniz. Mesela buraya değiştirebiliyoruz. Yeni metin nasıl ekliyoruz? Burada metnin yönünü taşıma var. Yukarı aşağı. Yazı tipi var. Madde işareti ekle varmış mesela. Bak madde işareti eklersen metnin içine madde işareti ekliyor gördüğünüz gibi. Şekil ekle yapabilirim. Ha, şekil eklersem de yeni bir Smart Art objesi ekliyor ve buradan bunların içine de yazabilirim. Mesela örneğin nasıl yazacağım derseniz metni düzenle diyorum. Ve onun ne yazı yazmaya başlayabiliyorum. Şekilde. Örneğin deneme yazdım. Buna da metni düzenle diyorum. Bakın içindeki metni seçti. Yanını değiştirmeyelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar Smart Art objelerine dönüştürüp güzel bir sunum yapabiliyoruz. PowerPoint bünyesinde bulunan hazır şekillerin eklenmesini sağlar. Evet, hemen bu aşamaya başlayalım. Burada bakın hangi ekran derseniz şurada gördüğünüz ekran. Burada oldukça çeşitli şekiller var. Örneğin çizgiler var. Mesela şöyle çizgi çizebiliyoruz. Bu şekilde çizgi çizebiliyoruz. Bu şekilde çizgi çizebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi basılı tutarak çiziyorum. Veya basılı tutmadan tıklarsanız eğer bakın bu Escape'e basınca mı acaba? Evet, Escape'e basınca bir şekilde çizgi oluşturdu. Yeni bir slide daha ekleyelim. Örneğin bir defa basılı tutmadan tıklarsam şu şekilde otomatik oluşturuyor. Örneğin şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde. Daha sonra bunu orantısal olarak büyütmek istiyorsam Shift tuşuna basılı tutarak şu şekilde bakın orantısal olarak büyütüp küçültebilirim.
Shift tuşuna basılı tutuyorum. Eğer Shift tuşuna basılı tutmazsam orantısal olmadan da böyle büyütüp küçültebilirim. Basılı tutarak şu şekilde çizebilirim veya tek tıklarsam kendisi otomatik olarak orantısal olarak ekliyor. Burada herhangi istediğiniz şekli kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela bu 16'gen anladığım kadarıyla zaten üzerine gelirseniz de eğer üzerinde birazcık mouse'unuzu tutup beklerseniz ismi yazıyor şeklin akış çizelgesi veya demekmiş bu. Akış çizelgesinde kullanabiliyorsunuz. Mesela bu neymiş? Depolanmış veri. Evet, eğer bir akış şeması çizecekseniz depolanmış veriyi ifade etmek için bu şekli kullanabilirsiniz. Eğer akış şeması flowchart çizecekseniz ki projelendirmelerde vesaire oldukça kullanılır. Bak mesela bu karar yani mesela bir algoritmayı anlatıyorsunuz. Algoritmayı anlatırken if else yani örneğin karar gelecek. Bunu kullanabilirsiniz. Mesela bu veri demek. Veriyi ifade ediyor. Bu önceden tanımlı işlem. Bu belge. Örneğin bir tane akış çizelgesi çizelim hızlıca. Evet. Akış çizelgelerini açtım. Burada sonlandırıcı. Evet. Örneğin buradan şununla başlayalım. Hazırlık demiş. Bir tane ekledim. Daha sonra hazırlıktan örneğin ne yapacağız? Akışımızda bir karar vereceğiz. Tamam mı? Karar mekanizmasını koydum şu şekilde ve bunların arasında ne yapmam gerekiyor? Bir ok çizmem gerekiyor. Tek yönlü mü, çift yönlü mü? Geliyorum okumu şuradan şu noktaya başlattım ve bu noktada bitiştirdim. Kendisi otomatik bitiştirdi. Buraya bir soru yazalım. Buraya soru için ne yapıyorum? Sağ tıkladım ve bir metin kutusu ekleyeceğim. Bu şekilde. Mesela örneğin toplam satış geliri 100 1.000 TL'den fazla mı? Hatta şöyle yapalım. Bunu sığdırmak için şunu biraz şöyle çekelim. Ve aslında bunu bunun içinde de yazabiliriz. Öyle yaparsak daha doğru olabilir. Shift'e basılı tutarak eşit boyutta büyütüyorum. Shift'e basılı tutarak bunu eşit boyutta büyütüyorum. İkisini seçerek örneğin şöyle yapabilirim. Şu metin kutumu bunun içine yazacağım. Bunun içine ekleme nasıl yapayım? Şekilde yapalım. Eğer bakın bu neydi? Bu kutunun manası. Karar mekanizması. Eğer 100.000 TL'den büyükse ne yapacağım? Bir sonraki adıma geçeceğim. Bir sonraki adımım ne olabilir? Örneğin evet, bir sonraki adımım sonlandırıcı olsun bir durum için. Sonlandırıcımı koydum.
ve bunu eşit oransal olarak büyütüyorum. Bu şekilde diyorum ki yine bir yazı yazacağım. Normalde Microsoft Visio var. Bu akış şemalarını çizmek için de benzeri. Ne diyelim? Operasyonlar devam etsin. Ve bu sayede bitiriyorum. Hatta buna ne diyelim? Ne diyelim? Peki buna nasıl yapacağız? Hemen bir ok çizeceğiz. Tek yönde bir ok. Bakın şunu seçiyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Bakın okların yönü var. Burada da ne diyelim mesela? Bunun içine de örneğin tamam, örneğin böyle bir şey yazdım. Eğer büyük gelir, tabi bu okun üzerine de ne yazmamız gerekiyor? Evet yazmamız gerekiyor. Bu şekilde evet yazıp bunu da örneğin şöyle okun üzerine alabiliyorum. Eğer cevap hayır ise ne yapıyoruz? Bir bakın burada farklı şekiller de var istersek. Ne yapalım? Örneğin bakın burada açıklama şablonları da varmış. Mesela bunları da kullanabilirsiniz. Örneğin şuraya bunu koyup yapabilirsiniz veya başka bir durumda kullanabilirsiniz. Ben daha önce hiç kullanmamıştım. Brüt geliri 100 bin liradan küçükse mesela bir tane öteki işlem kutucuğu ekleyelim bu şekilde. Tamam mı? Öteki işlem kutucuğumuzda da ne olsun? Evet. Bu şekilde yapalım. Buraya bir ne ekleyelim? Metin ekleyelim. Özellikle metin kutusu metin kapağı 10 arttır. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Örneğin belli bir süre beklememiz lazım değil mi? Üretim kapasitesini arttırdıktan sonra brüt gelirin yeterli olup olmadığını anlamak için. O yüzden da şu büyük kutucuğu siliyorum, metin kutucuğunu, çünkü işim yok onunla. Şunları seçip bu şekilde biraz sağa kaydırıyorum. Şuraya bir işlem kutucu daha ekleyeceğim. Evet, bu işlemmiş. Mesela işlemde şöyle olsun. Bu işlemin görevi de şöyle yazalım. Bunu siliyorum. Bunun için bir tane metin kutusu ekliyorum. Başladım. Bunun içine de bir metin kutusu daha ekliyorum.
ismi ne olsun? Mesela brüt geliri hesaplamak için ne yapabilir? Kayıtlı işlemlere gidebilir, değil mi? Yani bir veri tabanına gidip satış işlemlerini yorumlayabilir. Şu nasıl diyelim? Onun için ne yapıyorum? Hemen gelip burada bir veri tabanı ekleyeceğim. Mesela ne var veri tabanı? Manyetik disk var. Örneğin doğrudan erişimli bir dosya ekliyorum. Buraya çift yönlü bir ok yapıyorum. Çünkü veri gidip gelecek bu şekilde. Buraya ne diyorum? Mesela şu başlığı da silelim. Red tuşuyla siliyorum. Bunu yönünü yukarı kaydırıp birazcık boyutunu büyütüyorum. Şu şekilde oku da. Okula böyle yapalım. Yine de bir metin kutusu ekleyelim. Mesela ne olabilir? Muhasebe. Muhasebe olabilir. Biraz bunu böyle büyütebilirim muhasebeyi. Önemli değil. Şu anda zaten örnek gösteriyorum. Ok'a bir açıklama eklemem lazım. Nasıl ekleyeceğim? Bir metin kutusu ekliyorum. Bakın oktayken tıkladığım zaman eklemiyor. Kendimin çizmesi gerekiyor metin kutusunu. O zaman buna diyorum ki şuradan metni düzenle dedim. Getir örneğin. Diyorum şu şekilde ekliyorum. Bu tasarım tamamen size bağlı. Bakın şu anda bunların hep altını çiziyor çünkü dili İngilizce olarak görüyor. Bir Türkçe yapmak için ne yapmam lazım? Gözden geçir, değil. Yazım dilini ayarla. Bakın İngilizce seçiliydi, default Türkçe yaptım ve gördüğünüz altı çizililer gitti. Çünkü artık Türkçe kelimelere dönüştü. Bu çift yönlü ok muhasebeye gitti, satış işlemlerini getirdi ve brüt geliri hesapladı. Brüt geliri hesapladıktan sonra brüt gelir 100 bin liradan büyük mü diye baktı. Bunu da böyle kestim ve yine bir metin kutusu ekliyorum ve yapıştırıyorum. Böylece daha biçim düzenli oluyor. Evet. Evetse işlemi bitiriyorum. Ya daha doğrusu algoritmayı bitireceğim. O zaman bunu da aynı şekilde yapalım. Tekst kutusunu silip ekle. Metin kutusu dedim. Ondan dedim. Ve hayır ise ben bir ok daha çizeceğim. Bu şekilde. Üretimi arttır diyorum. Ve okun üzerine bir metin kutusu ekliyorum. Hatta metin kutusu eklememe gerek yok. Ha, daha doğrusu var. Çünkü hangi seçenekle oraya gideceğimi göstereceğim. Evet, şu şekilde. Daha sonra belli bir bekleme periyodumuz olması lazım ki yeniden kontrol yapabilelim. O yüzden buraya bir şurada bir gecikme şuraya bir gecikme kutusu ekliyorum. Gecikme kutusunun yeri böyle olsun. Örneğin bir ok daha yerleştirelim. Buraya gitsin. Ay beklesin. 3 ay bekledikten sonra da yeniden hangi işleme gidiyorum arkadaşlar? Bu işleme gidiyorum. Evet.
Gördüğünüz gibi şu anda şekillerimiz çok doğru olmadı. Peki şekillerimi nasıl değiştirebilirim? CTRL'ye basılı tutarak birden fazla şekli seçebilir ve bu şekilde yukarı aşağı yerini değiştirebilirsiniz. Şu okun yönü şu anda yanlış olduğu için bu yeşili buradan alıp buraya alıyorum. Bunun kutucuğunu şu şekilde yapıyorum. Şunu da şöyle yapalım. Algoritma başlıyor. Brüt geliri hesaplıyor. Brüt gelir eğer 100 bin liradan küçük ise tabii ki onun için şuraya bir ok daha koyacağız. Bu şekilde karar yapımıza gidiyoruz. Şunu yönünü değiştirelim. Karar yapımıza gittikten sonra brüt gelir 100 bin liradan eğer küçük ise ne yapıyoruz? Üretim kapasitesini %10 arttırıp 3 ay bekliyoruz. Ama büyük ise algoritmamızı sonlandırıyoruz. Hatta bunların tamamını biçimden belki bir otomatik hizayla yapabiliriz. Evet, güzel olmadı. Evet, hiçbiri güzel olmadı. Kendiniz hizalama işlemini yapabilirsiniz. Bunların belirli bir standartları çok fazla yok. Kendinize bağlı. Okların yönü önemli. Ve bu şekilde bir akış şeması çizebiliriz algoritmamız için. Evet. Bunu kayıt yapalım. Nereye kaydedelim? Hemen örneği yapıyoruz. Şimdi de. Evet, kaydettim ve bu şekilde buradaki simgeleri kullanabilirsiniz. Evet. Seçili şekillerin gruplamasını önde arkada görünümlerini hizalamasını sağlayan komutlar içerir. Düzenli. Evet. Şimdi yeni bir slide açıyorum. Örneğin buraya şöyle bir şekil ekleyelim. Büyütelim. Şeklimize bir metin kutusu ekleyelim ve yapalım. Daha sonra bir şekil daha ekleyeceğim ve bu şekil bununla üst üste binecek. Top olsun. Ve şu şekilde üzerine geliyor ve bunun içine de gördüğünüz gibi şekil 1 şekil 2, şekil 1'in şu anda üzerinde. Fakat bunların ben görünüm sırasını değiştirebilirim. Nasıl değiştirebilirim? Düzenle komutundan. Düzenle komutu değişmiş, artık yerleştir komutu var. Yerleştir komutundan bunu arkaya gönder dediğim zaman gördüğünüz gibi artık bu şekil arkada ve bu şekil önde gözüküyor. Öne getir dersem bunu önde gözükür. Mesela en arkaya gönder dersem en arkaya gönderir. Burada dereceleri ayarlayabilirsiniz. Mesela bir şekil daha ekleyelim. Evet, bu da mesela üçüncü şekilimiz. Üçüncü şekilimiz en önde. Bu şekli en arkaya gönderebilirim veya bir arkaya gönderebilirim. Hemen girişten, yerleştirden bir arkaya gönder dedim. Bakın şekil 2 ile şekil 1'in arasına geldi. Şu anda hala şekil 3 seçili. Bir arkaya daha gönder diyebilir miyim? Şu anda onları seçemiyorum. Bir dakika şunu bir silelim. Şu anda seçebiliyorum. Bir arkaya daha gönder dersem olmuyor. Demek ki en arkaya gönder demem lazım. En arkaya gönder dediğim zaman, çünkü az önce öbürünü en arkaya gönder demiştik. En arkaya gönderdik. Bakın burada
Seçim bölgesine tıklarsam, şimdi örneğin burada bir sürü seçenek var. Hatta şöyle yapalım. Şu anda şekil 3'ü hiç göremiyorum bile. Şekil 3'ü nasıl seçebilirim? Bakın burada seç diyorum. Seçim bölmesi diyorum. Bakın burada tek tek neyler var? Seçenekler var. Hatta şu şekilde görünmez yapabiliyorum. Biliyor musunuz? Görünmez yapabilirim veya tıklayarak hatta bunlara isim de verebiliyorum. İsim verirsem direkt o şekilde isim de verebilirim. Onu seçebiliyorum. Şu anda bunu seçtim. Şimdi bunu seçiyorum ve bunu seçtikten sonra ne yapabilirim? Bunu direkt oynatmama izin vermiyor. Demek ki o zaman ne yapacağım? Önce bunu bir görünmez yapacağım. Sonra bunu seçip istediğim yere alacağım. Sonra tekrar görünür yapacağım. Bu şekilde tümünü göster, tümünü gizle ve benzeri yapabilirsiniz. Veya bunların sıralamasını değiştirebilirsiniz. Bu şekilde arkaya öne getirmeyi de alabilirsiniz. En yukarıdaki en önde gözüküyor. En aşağıdaki de en altta gözüküyor sıralama olarak. Bu şekilde düzenleyerek şekillerimizin konumlarını ayarlayabiliyoruz. Evet. Hızlı stiller seçili şekle hazır stillerden seçilen stilin uygulamasını sağlar. Evet, hızlı stiller şurada var gördüğünüz gibi. Burada tema dolguları var. Şekillerde olduğu gibi. Hatta şuradaki yaptığımızın mesela örneğini değiştirelim. Buradan tümünü seçeceğim şimdi. Nasıl seçiyorum tümünü? Seç diyorum. Tümünü seç diyorum ve buradaki bütün öğeleri seçiyor. Daha sonra hızlı şekillerden, hızlı stillerden istediğim hazır stili verebiliyorum gördüğünüz gibi. Hangisi hoşunuza giderse, örneğin bunu seçelim. Gayet şık gözüküyor. Fakat gördüğünüz gibi yazı biçimi renkle çok uyumlu olmadı. O yüzden buradan hepsini seçip şuradan font biçimini istediğim farklı bir renk yapabilirim. Örneğin şu şekilde yapabilirim. Evet. Tamamen bana bağlı. Bakın bunun altı çizili. Neden? Çünkü bunun şu anda dili İngilizce gözüküyor. Nereden anladım? Bakın sol altta İngilizce yazıyor. Gördünüz mü? Ne yapıyorum? Hepsini seçiyorum. Burada gözden geçire tıklayıp dil seçeneğinden, dil seçeneklerinden buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şuradan yazım denetleme dilini ayarlaya gelip şey seçiyorum. Tamam diyorum ve yazım denetlemini Türkçe olarak yapıyor. Evet. Şekil dolgusunu değiştirebiliriz. Örneğin bu şekli seçtim ve burada gördüğünüz gibi şekil dolgusu var. Renk damlalığı dediği arkadaşlar sayfanın üzerindeki diğer bir rengi almanızı sağlar. Bu ne demektir? Şöyle örneğin bir tane şekil ekleyelim. Bu şeklin içini kendimiz farklı bir renk yapalım. Hatta buradan kendim renk. Tamam diyorum. Ve bakın bu şekil şu anda özel bir renge sahip. Şu anda bunun aynısını bu renk yapmak istiyorum. Ne yapıyorum? Şekil dolgusuna tıklayıp renk damlalığını seçiyorum. Renk damlalığı bakın gördüğünüz gibi geldiği öğenin rengini alır. Mesela bu öğenin rengine giriyorum, tıklıyorum ve gördüğünüz gibi aynı rengi dönüştürüyor. Veya ne yapabilirim? Örneğin renk damlalığını seçiyorum. Şuradan yazı rengini seçeceğim. Bakın yazının tabii ki kenarı veya ortasına göre rengi değişebilir. Şöyle yaptım. Gördüğünüz gibi yazı rengine yakın bir renk seçtim. Veya yeniden ne yapabilirim? Renk damlalığı buna tıklayabilirim. Ve bakın aynı olmadı birebir. Neden? Çünkü bu gradient bir renk iken bu düz bir renk oldu. Bakın burada gradyan var görüyor musunuz? Gradyan demek tam Türkçesi ne oluyor bilmiyorum ama belli bir renk aralığı olmuş oluyor. Diğer gradyanlar varmış.
Gradyan dolgu yapabiliyorum. Bakın burada gradyan duyarlılığı var, ayarları var çeşitli şekillerde. Resim veya doku yapabilirim. Örneğin doku seçenekleri var. İstediğiniz dokuyu koyabilirsiniz. Bu şekilde örneğin gördüğünüz gibi. Veya ne yapabilirim? Desen dolgusu yapabilirim. Bakın çeşitli hazır desenler var. Düz çizgi var. Gradyan çizgi. Düz çizgi. Örneğin. Bu şekilde ayarlayabilirim. Slide arka plan dolgusu var. Dolgu yok var. Düz dolgu, gradyan dolgu, resim dolgu, desen dolgu. Tamamen bana bağlı bu seçenekler. Ondan sonra gölge verebilirim örneğin. Gördüğünüz gibi bir gölge verdim. Burada renk var. Canlı ön izleme yapmıyor. Saydamlığı var gölgenin. Yani hepsi çeşitli ayarlar yapıyor. Donatlık varmış. Açıyor. Yansıma yapabiliriz. Aşağı doğru yansıma getirdi. Parlama yapabiliriz. Etrafını parlattı. Yumuşak kenarlıklar yapabiliriz. Mesela 3 nokta. Evet şu şekilde yaptı. 3B biçimi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. 3B döndürmesi de yapabiliriz. 3 boyutlu döndürmesi. Gördüğünüz gibi. Şeklin boyutunu buradan değiştirip azaltabilirim. Genişlik boyutu. Bakın şu anda inç olarak gösteriyor bende. Biçimi. Peki bunu başka ne yapabilirim derseniz. Bu ayarı muhtemelen şurada seçenekler. Burada gelişmiş de olabilir mi acaba? RPI. Evet, buradan bulamadım. O zaman boyutu tıkladığım zaman buna bir Google'dan bakalım. Pixel okay, select slide size and then page set. Olabilir. Evet, bir YouTube.
Okay, unlike Word, init, evet. PowerPoint'te arkadaşlar sistemden çekiyormuş. O yüzden değiştiremiyormuşuz. Şu anda benim bilgisayarım İngilizce olduğu için şu anda değiştiremiyorum. Evet. Fakat piksel yazsam da galiba kabul ediyor anladığım kadarıyla. Hemen bir bakalım. Biçimlendirme. Boyut. Mesela yüksekliğine ben 12 piksel yaparsam. Evet, kabul ediyor. 0,1 inçe dönüştürdü. 25 piksel yapalım. Böyle yaptı. Örneğin 500 piksel yapıyorum. Bu şekilde dönüştürme yapabiliyorsunuz. Evet, devam edelim. Şekil dolgusunda gördük. Şekil ana hattı varmış arkadaşlar. Şekle tıkladığımız zaman bakın burada şekil ana hattının renkleri var. Şu şekil üzerinden gidelim. Örneğin şekil ana hattı. Şekil ana hattı dedi, şeklin kenarı anladığım kadarıyla. Evet, tıkladığım zaman gördüğünüz gibi şeklin kenar rengini değiştirdi. Burada şekil kenarlarının bakın boyutları var. İnç olarak gösteriyor ama kenar olarak düşünebilirsiniz. Kalın bir şey yapalım. Başka ne varmış? Şekil ana hattının nasıl gözükeceğini görebiliriz. Bakın daha fazla tıkladığım zaman gradyan çizgi yapabiliyorum. Buradan ayarlarını değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi gradyanın yönleri değişebiliyor. Rengini değiştirebiliyorum. Veya düz çizgi yapabiliyorum. Düz çizgi yaparsam çizgi tümünü değiştirebiliyorum ve benzeri. Evet. Şekil efektleri varmış arkadaşlar. Zaten bunları aslında gördük. Hemen bir tekrar bakalım. Örneğin şu şekli değiştirelim. Şekil efektlerini tıklıyorum. Bakın burada ne var? Mesela gölge var. Hatta şöyle kenara alayım. Bunu ya da değiştirmeyelim. Buraya şu şekillerden birini yapalım. Şekil efektlerinden gölge. Ön izleme yapıyorum. Evet, ön izleme yapıyor. Bakın bu şekilde gölge koyabiliyor. Yansıma yapabiliriz. Aşağı doğru yansıma. Parlama mesela. Parlama ekliyorum. Yumuşak kenarlar yapabilirsiniz. Eğim verebilirsiniz. 3 boyutlu döndürme yapabilirsiniz. Veya burada hazır seçenekler varmış. Bakın mesela şu gayet güzel gözüküyor. Ya bunu yapabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi seçmeye imkan veriyor. Ekle sekmesine geçmeden önce bakalım giriş sekmesinde başka yapmadığımız, görmediğimiz bir şey var mı? Kopyala kes. Bakın çoğalt varmış örneğin. Mesela şuna tıkladım. Buradan çoğalt dediğim zaman bir kopyasını otomatik olarak oluşturuyor. Bunun kısa yolu var mı acaba? Ctrl Alt D tuşuymuş. Mesela Ctrl Alt ve D'yi aynı anda bastığım zaman Ctrl C ve Ctrl V yapmış oluyoruz. Mesela Ctrl C, Ctrl V yapalım. Evet, gördüğünüz gibi o da yapıyor. Kopya da yapabiliyorum. Biçim boyarısını zaten görmüştük. Örneğin şunu biçim boyarısını seçip buna tıkladığınız zaman bakın gördüğünüz gibi aynı şekle dönüştürdü. Panoda şu anda son kopyaladıklarımı gösteriyor. Bakın panoda son kopyaladığım öğeler duruyor. Bunu mesela ne yapabilirim? Yapıştırabilirim veya silebilirim. Yeni slide oluşturabiliyoruz. Örneğin karşılaştırma slide ekledim. Bakın gördüğünüz gibi hazır tema şeklinde ekliyor. Düzenden mevcut slide'ın seçili slide'ın düzenini değiştirebilirim. Fırlayarak orijinal haline dönüştürebiliyorum. Bölüm ekle yapabiliyorum. Bu şekilde bölümlendirebiliyorum. Mesela buraya tıkladım. Bakın imlecim buradayken girişten pardon imlecim burada değilken olacak. Bölüm ekle diyorum ve bu şekilde bölüm ekliyor. Bölümleri aç kapa yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İşinizi kolaylaştıran bir unsur. Evet. Başlık ekleyip dediğimiz yazı tipini, fontunu ve benzeri verebiliyoruz. Burada çok çeşitli gördüğünüz gibi fontlarımız var.
Tabii önce seçmeniz lazım veya onu içeren metin kutusunu seçip öyle değiştiriyorsunuz. Fontumuzu değiştirebiliriz, boyutunu küçültebiliriz, büyütebiliriz. Şu şekilde metin gölgesi ekleyebiliriz, altını çizebiliriz, kalın, eğik yapabiliriz, üstünü çizebiliriz. Karakter arası boşluğu değiştirebiliriz. Hepsini büyük harf veya küçük harf yapabiliriz. Fontta çok belli olmuyor ama mesela şöyle bir font. Evet. Şu şekilde bakın. Hepsini küçük harf yapabilirim, büyük harf yapabilirim. Her sözcüğü büyük harfle başlat yapabilirim. Bu şekilde numaralandırmalar ekleyebilirim. Örneğin bir numaralandırma örneği yapalım. Şunu kopyalıyorum. Bakın bunu düzenden hemen eski bir düzene dönüştürelim. Başlık slide'ı değil de ne olsun? Başlık ve slide olsun. Sağ tıkladım, yapıştır dedim. Bakın burada şu anda bu seçili. Bunları değiştirebiliyorum veya buradan şekilde numaralar verebiliyorum. Bunları zaten gördük. Bunları da gördük. Metnin yeri bunların hepsini gördük. Yerleştir gördük. Buradan paragrafa tıklarsanız arkadaşlar paragraf özelliklerini görebilirsiniz. Mesela metinden önce var, asılı var, iki satır var. Girintileme seçenekleri. Bakın girintilemeyi değiştirdim. Bu paneli buradan açabilirsiniz veya sağ tıklayıp paragrafa tıklayarak da aynı paneli açabilirsiniz. Önce sonra mesela. Yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi değişiyor. Yazı tipi için hakeza buradan tıklayabilirsiniz veya sağ tıklayıp yine tıklayabilirsiniz. Mesela üstü çift çizgili yaparsam gördüğünüz gibi her satırın üzerine çift çizgili yaptı. Boyutunu değiştirebilirim. Kalın, italik, küçük harf, büyük harf. Bunları yaparsam her yazdığım satır yazı artık bu şekilde burada olacaktır. Peki bunların hepsini resetlemek için ne yapıyorduk? Hepsini seçiyorum. CTRL A ile veya seç deyip tüm seç diyorum. Şurada sıfırlarsam slide'ı sıfırlıyor ve gördüğünüz gibi orijinal haline dönüştürüyor. Yeniden yapıştıralım. Bakın bunu sürükleyerek gördüğünüz gibi bunun girintilemesini değiştirebiliyorum. Basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de hızlıca ayarlayabiliyorsunuz. Noktaya basılı tutarak derecesini değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra tüm bölümleri kaldır varmış. Tüm bölümleri kaldırabilirim. Tüm bölümleri bakın ne vardı? Daralt var, genişlet var. Bu sayede bölümleri hızlıca daraltıp genişletip yapabilirsiniz. Mesela buraya bir bölüm ekleyelim. Mesela buraya da bir bölüm ekleyelim. Buraya da bir bölüm ekleyelim. Sonra tüm bölümleri daralt diyelim. Gördüğünüz gibi bölümler daraltıldı. Tüm bölümleri genişlet diyelim. Evet. Daha sonra çizim seçenekleri de nereye açıyor arkadaşlar? Bakın buradaki sağdaki paneli açıyor. Burada gördüğünüz gibi metin kutusu için de işlemler var. Şu anda metin kutusu seçili. Şu şekilde seçtim. Metin kutusunu bakın düz dolgu yapabilirim. Renk verirsem bir dolgu yapıyor. Grandyan dolgu yapabilirim. Grandyan'ın örneğin bakın değiştirirsem Grandyan'ın şekli değişiyor. Rengini değiştirebilirim. Dolgunun şu şekilde Gradyanın son bitiş ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu daha çok tasarımcıların işi. Bu şekilde veya ön ayarlar varmış. Bunlardan seçip herhangi birini seçebilirim. Parlaklığını değiştirebiliyoruz. Parlaklık değişti. Bu şekilde döndür varmış. Saydamlık var mesela. Transparency. Bunu değiştirebilirim. Konumu konumu da şu seçili ayarı değiştiriyor. Düz çizgi, gradyan çizgiye. Gradyan çizgi de neyi değiştirir? Muhtemelen kenarlığını değiştirir. Evet, bakın bunu değiştirirsem gördüğünüz gibi gradyanın ayarları değişiyor. Evet, resim veya doku seçebiliriz. Desen dolgusu. Her türlü şekil olabilen yere bunları yapabilirsiniz. Evet. Desen dolgusu yapabiliriz.
Örneğin gradyandan şuradan ön ayarlı bir tanesini seçelim. Daha sonra gölgelendirme yapabiliyoruz. Bakın bunu metin kutusu için dahi yapabiliyoruz. Rengini değiştirebiliriz gölgesinin. Gölgenin bulanıklığı var. Açısı var. Bunlar tamamen çok ince ayarlar. Yansıma yapabilirsiniz. Boyut yapabilirsiniz. Bulanıklık, parlama yapabilirsiniz. Ve kenarlık örneğin. Veya bir nokta. Bunu da önerilerden bu şekilde yaptım. Tamamen arkadaşlar size bağlı. Bunu da mesela örneğin böyle yaptım. Bakın. Güzel bir kenarlık oluşturuyor. Daha sonra bakın burada tümün uygulama seçeneği var arkadaşlar. Tümün uygula dersem ne olur? Şu anda hiç metin kutusu yok ama seçip evet, bu slide ayarlarının tümünü uyguluyor ama şu anda slide ayarında herhangi bir şey yapmadım. Slide ayarında mesela gradyan dolgu yaptım. Bakın tüm slide şu anda arka planı. Öyle oldu. Hatta slide'ımın arkasını ne yapalım? Gradyan dolgudan örneğin yeşil yapalım. Ve bunu daha sonra tümünü uygula dersem tüm slide'ımın arkası gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Böylece tümüne de uygulayabiliyorsunuz. Daha sonra değiştiri galiba göstermiştik. Yerleştiri gösterdik. Hizala döndür. Bakın böyle döndürme seçeneği de yapabiliriz. Örneğin şu anda şu şekilde döndürelim. Yerleştir, döndür. Gördüğünüz gibi şekilde döndürebiliyorsunuz. Tüm döndürme seçeneklerinden ise şuradan döndürebilirim. Bakın şöyle açısal olarak da döndürebiliyorum. Evet. Daha sonra değiştirden yazı tiplerini değiştir yapabiliriz. Mesela değiştirilen tip Arial'i mesela arayanlar yaptığımız zaman varsa değiştirir. Bul diyerek kelimeleri tamamında bulup değiştirebiliriz. Mesela kütüphane kelimesini. Bakın burada büyük küçük harf eşleştir derseniz buradaki kütüphane kelimesiyle eşleştirmeyecektir. Neden? Çünkü bu kütüphane kelimesi büyük harfle başlarken ben burada küçük harfle aradım. Bunu böyle yaparsam ne yapıyor? O zaman kütüphane kelimelerini buluyor. Mesela tam sözcükleri bul dersem örneğin kütüp yazdım. Bakın şu anda bu kütüp kütüphanenin içindeki kütüpleri buluyor. Ama yalnızca tam sözcükleri bul dersem sadece kütüp yazanları bulur. Kütüp ha yazanları bulur. Değiştir dersem de örneğin kütüphaneyi okul diye değiştirelim. Okul dedim. Burada gene bu filtrelemeler var. Cümle değiştir dersem bütün slaytları taradı ve iki tane kütüphane bulup ikisini de okul ile değiştirdi. Buradan bul seçeneği aynısını yapıyor. Seç seçeneği. Evet. Bu sayede arkadaşlar giriş sekmesindeki bütün özellikleri gördük. Tekrar etmenizi istiyorum evde. Zaten bunu şöyle düşünün. PowerPoint'teki giriş sekmesiyle Word'daki giriş sekmesi oldukça benzer oluyor. Pek çok özellik ikisinde de ortak oluyor veya Excel'de de hakeza. O yüzden yavaş gittiğimizi düşünmeyin. Aslında hızlı bile gidiyor olabiliriz. Eğer özel istekleriniz varsa lütfen bana e-posta gönderin. E-posta adresim furkan.kuzukara@toros.edu.tr. Ya okulda odama gelip soru sorabilirsiniz. 45 Evler Kampüsü A015. Covid'den dolayı dikkatli olun. Bildiğiniz gibi Covid sürecinden hala atlatamadık geçiyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Bu haftaki yaptığım slaydı da kitap sunucumuza şimdi yüklüyorum.
Ayrıca arkadaşlar birinci ders videomuza YouTube altyazı üretmiş fakat bu altyazının düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için sizlere aynen film altyazıları gibi SRT dosyası göndereceğim. Eğer gönüllü arkadaş varsa bana e-posta göndersin altyazının düzeltilmesi için. Sizlerin bu konudaki desteğini bekliyorum. Tabii ki altyazı düzeltenler derse daha iyi katılmış, dersi daha iyi anlamış sayılacaklardır. Bakın gördüğünüz gibi YouTube kendi anladığı şekilde altyazı oluşturmuş. Resimler ve benim sık kullandığım bazı diğer klasörler. Örneğin bir klasörü bir dosyayı çoğaltmak istiyorum. Yani gördüğünüz gibi aslında epey iyi. Ben mesela Google'ın paralı altyazısını denedim. Google Cloud API. Şöyle söyleyeyim. Sorry. Google'ın Speech to Text otomatik konuşma tanımlaması var. Bunu denedim. Premium servis, ücretli ve çok çok kötü bir altyazı oluşturdu. Fakat YouTube'un kendisi oldukça iyi bir altyazı oluşturmuş. Zaten İngilizce dili içinde deniyorum ve YouTube'un kelime algılaması gerçekten çok iyi. Yani şu anda elimizde oldukça iyi bir kaynak var. Tek yapmamız gereken bu altyazının sizler tarafından düzeltilmesi. İsteyen arkadaşlara göndereceğim. Her dersi bir kişiye veriyorum. LMS'de de bununla ilgili bir duyuru yaparım. Şimdiden yardımlarınıza çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi dersler.